Selam arkadaşlar, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün çok işinize yarayacağını düşündüğüm bir video ile karşınızdayım. Video çekmeden önce nelere dikkat etmeliyiz? Bunları arkadaşlar sizler için listeledim ve bunları bugün size bu videoda söyleyeceğim. Çünkü YouTube videoları dışarıdan bakıldığında ne kadar kolay gözükse de aslında gerçekten yapım aşaması zor olan videolar arkadaşlar. Ve bunları size biraz daha hani rahat bir şekilde videolarınızı nasıl çekebilirsiniz? Video çekmeden önce Kesinlikle dikkat etmeniz gereken şeyler nelerdir? Bunları size bu videoda anlatacağım arkadaşlar. Siz de emeğimin karşılığı olarak aşağıdan bir like bırakıp bir de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. O zaman şimdi isterseniz hemen başlayalım. Öncelikle arkadaşlar video çekmeden önce ya da video çekerken ya da videoyu montajlarken dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. İlkinden hemen başlayalım isterseniz. İlki şu videoya koyulan şarkının telifsiz olmasına dikkat etmek. Bu arkadaşlar şu an gerçekten yeni bir kanal açtıysanız da yani yeni bir kanal açtıysanız eğer gerçekten çok fazla dikkat etmeniz gereken bir konu. Çünkü YouTube son zamanlarda son 2 yıl içerisinde telif haklarıyla alakalı çok büyük değişiklikler yaptı arkadaşlar ve hani videonuzda sizin olmayan bir görüntü bile kullansanız çok küçük bir görüntü kullansanız bile kanalınız çok kötü etkileniyor ve videonuz öne çıkmıyor arkadaşlar. Bu yüzden videonuzun arkasına e, mesela müzik ekleyeceksiniz. Müzik eklerken arkadaşlar e, mutlaka telifsiz olmasına dikkat etmeniz lazım. Yani eğer telifli bir müzik kullanırsanız e, videonuz öne çıkmaz ve e, kanalınız gelişemez. Bu kadar basit aslında. E, o yüzden ama illa da Videoma müzik koymak istiyorum diyorsanız arkadaşlar Çok güvendiğiniz emin olduğunuz bir yerden koymanız lazım ben şimdi size bir e, Kanal göstereceğim bu kanal benim arkadaşlar ben burada e, Telifsiz olarak Ücretsiz e, Şarkılar yayınlıyorum şurada görmüş olduğunuz gibi bayağı bir şarkı var zaten e, Tam olarak şarkı değil aslında beat ama videonun arkasında da kullanılabilir arkadaşlar e, Bu kanaldan e, bunları indirebilirsiniz bunlar yine, kesinlikle telifsiz benim yaptığım şeyler zaten e, Dediğim gibi videonuzun hiçbir kısmında arkadaşlar size ait olmayan görüntüler veya sesler kullanmayın. Bu ilk maddemizdi. İkincisi de arkadaşlar videoda küfür etmemek. E, Argo olsun, küfür olsun e, seviyesi nasıl olur bilmiyorum ama e, videoda bu tarz şeyler kullanmayın arkadaşlar. Neden kullanmayın? Çünkü e, dediğim gibi YouTube yine son 2 yıl içerisinde bu konuya da çok e, düştü üstüne düştü arkadaşlar. Mesela şöyle göstermek istiyorum ben size Youtube'un kendi sayfası burası Görmüş olduğunuz gibi burada arkadaşlar Reklam verenlere uygun içerik kuralları diye altında Hani reklam verenler en çok hangi videolara Hani böyle videoya reklam vermiyorlar Yani o tarz bir şey anlatılmış burada arkadaşlar Uygun olan içerikleri bize burada göstermişler Mesela uygunsuz dil Bizim de şu an bahsettiğimiz şey zaten bu uygunsuz dil arkadaşlar Yani siz videoda şöyle göstereyim Bakın burada yazıyor şöyle videonuzda eğer küfür veya argo sözcük kullanıyorsanız arkadaşlar videonuzun öne çıkması azalır ve e, reklam gösterilmeyebilir arkadaşlar yani para kazanmaya açıksa tabi kanalınız yani para kazanmaya açık değilse bile bence etmeyin çünkü dediğim gibi hani videonuz yine öne çıkması azalıyor arkadaşlar çünkü hani son zamanlarda youtuberlarda da fark ettiyseniz bazıları e, sansür kullanıyor böyle küfür edecekleri kısımda mesela sansür kullanıyorlar Bu bununla alakalı arkadaşlar Şöyle görmüş olduğunuz gibi hatta mesela çok küfür ettiğiniz bir video var diyelim Videoya böyle bir sınırlama geliyor arkadaşlar Şöyle sarı dolar dediğimiz e, şey geliyor Ve bu geldiği zaman da para kazanmanız hem azalıyor Hem de videonuz öne çıkmıyor Buna gerçekten e, çok dikkat etmenizi ben öneriyorum Şimdi diğer maddeye geçelim Diğer maddemiz de arkadaşlar videoda bahsedecek olan, bahsedeceğiniz konuların not alınması. Bu neden önemli? Ben bunu hem eğlence kanalımda hem de eğitim kanalımda çok yapıyorum arkadaşlar. E, e, yani eğlence kanalımda şu sıralar yapmıyorum tabii video atmadığım için. Ama bu kanalımda mesela ben şu anda bile bir nottan okuyorum. Ee, mesela video öncesinde ben buraya belirledim ve şimdi oradan okuyorum. Yani videonun öncesinde mesela bahsetmeniz gereken bir şeyler var diyelim. Bunları bir kağıda veya bilgisayarınızda not defterine Kaydedin ve videoda söyleyin arkadaşlar çünkü e, videodan sonra Diyorsunuz ki keşke burada bunu söyleseydim keşke şunu şurada söyleseydim falan diyorsunuz Bu videonun e, Hem akışını bozuyor bence hem de kalitesi olarak birazcık düşüyor Yani Çünkü akış olarak çok önemli bir şey Mesela ben buraya bu notları yazmış olmasaydım Şu an aklıma geldikçe söyleyecektim ve Video kötü bir hal alacaktı Dediğim gibi Bu şekilde e, videonun öncesinde arkadaşlar video hakkında notlarınızı bir kağıda Alın, mutlaka bence bunu yapın. E, bu çok önemli ve videoda söyleyeceğiniz şeyleri de unutmamış olursunuz hem de. Çok daha iyi olur. Şimdi isterseniz diğer maddeye geçelim. Diğer maddede görüntü ve ses kontrol. Bu hani YouTube arkadaşlarım şu an bunu anlayabilir. E, görüntü ve ses kontrolü arkadaşlar videonun öncesinde eğer yapmazsanız başınıza sonradan video bittikten sonra bile çok büyük sıkıntılar çıkabilir. Mesela şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Ben 2 e, yıl önce mesela eğlence kanalında video çekerken bir keresinde hani ses ve görüntü kontrolünü yapmamıştım hani kamerayı açmıştım böyle kaydını almıştım 15-20 dakikalık bir kayıt yapmıştım ve videonun sonlarına doğru bakmıştım ki kameranın kaydını başlatmamışım bunu yani kesinlikle kontrol edin e, hatta yani videonun öncesinde arkadaşlar kamerayı açın e, mikrofonunuzu açın bir bakın bakalım bir sıkıntı var mı hani görüntünüz nasıl sesiniz nasıl bunu kesinlikle kontrol edin eğer bir hata varsa da zaten baştan halletmiş olursunuz. Ama sonlarda yani hiçbir kontrol yapmadan kayda başlarsanız eğer sonrasında montaja falan geçersiniz mesela. Montaja geçtiğinizde çok büyük sıkıntılar karşınıza çıkar. Şimdi diğerine diğer maddeye geçelim. Konuşamadım. Diğer maddeye geçelim. Diğer maddede arkadaşlar bakımınızı yapın. Evet, bu da önemli. Bu gerçekten kaliteli bir kanal için, kaliteli duruşu olan bir kanal için arkadaşlar çok çok önemli bir madde bakımınızı yapın derken ne demek istedim mesela e, direkt bakım evet yani böyle bir aynanın karşısına geçin videoya geçmeden önce video çıkmadan önce bir aynanın karşısına geçin e, hani saçlarınızı tarayın ondan sonra dişinizi fırçalayın bilmem ne bilmem ne yani bakım olarak siz ne yapıyorsanız bunları videonun öncesinde yapın arkadaşlar ve e, üstünüze giydiğiniz şeylerin de kırışık olmamasına dikkat edin bunlar belki şimdi söylerken size komik geliyor olabilir ama aslında e, hani bir insanın video izlerken dikkat ettiği şeylerden birileri de bu bence. Çünkü ben video izlerken mesela hani karşımdaki kişinin de nasıl olduğuna bakıyorum açıkçası. Bu yüzden siz de bunlara dikkat edin arkadaşlar. Üstünüze giydiğiniz şeyler olsun, yani kırışık olmasın açıkçası. Böyle hani yataktan kalkıp da direkt videoya başlamayın. Bunu söylemek istiyorum. Birazcık video öncesinde kendinize bir bakım yapın. Ondan sonra videoya zaten geçersiniz arkadaşlar. Şu an zaten başta olan kanalların hepsine bakabilirsiniz. Yani Orkun Işıtmak olsun, Enes Batur olsun, bunların hepsi videonun öncesinde bir hazırlık aşamasından geçiyorlar. Siz de kendinizi onlardan ayırmayın ve siz de kendi bakımınızı yapın, kendi kişisel bakımınızı yapın arkadaşlar ve bu şekilde videoya geçin. Hem de kendi işinizi daha kaliteli yapmış hissi size gelecektir. Bunu mutlaka unutmayın. Şimdi. Yine çok önemli bir madde var arkadaşlar. Çok önemli bir maddeye geçiyoruz. Videoyu saat kaçta atacağınızı belirleyin. Bu arkadaşlar hani bazılarınıza göre çok önemsiz gelebilir ama Eğlence kanalları için bu çok önemli. Çünkü eğlence kanallarında arkadaşlar e, Kitlenin aktif olduğu bir zaman var. Ne zaman? Mesela hafta içi arkadaşlar videolarınızı Saat 17 ile 20 arasında atarsanız Kitlenin aktif olduğu zamanı belirlersiniz. Yani deneme yanılma yöntemiyle yapmanıza gerek yok. Bu zaten bilinen bir şey. Ee, hafta içi arkadaşlar insanlar genellikle saat 17 ile 20 arasında aktif oluyorlar ve siz de bu tar, bu saatler arasında eğer videonuzu yüklerseniz çok daha mantıklı olacaktır ve kitlenin aktif olduğu zaman da videonuzu yüklemiş olacaksınız ve e, videonuz daha da fazla etkileşim almış olacak. Hafta sonu da arkadaşlar videolarınızı e, saat 12 ile 15 arasında atabilirsiniz. Ben genellikle öyle yapıyorum yani. Mesela hafta içi video atacağım zaman saat e, 17'de atıyorum. Evet, saat 17'de atıyorum. Hafta sonu da arkadaşlar e, 12 ile 3 arasında atabilirsiniz. Hafta sonu zaten insanlar evde olduğu için 12 ile 3 arasında atarsanız bir sıkıntı olmaz. Ama hafta içi insanlar işte oluyor, e, okulda oluyor vesaire vesaire. E, Akşama ve geliyorlar ve bu yüzden bizim de videolarımızı akşam yüklememiz lazım hafta içi olarak konuşuyorum hafta içi videolarımızı akşam yüklememiz lazım hafta sonu da öğlen atılabilir arkadaşlar yani diyeceklerim bunlar da açıkçası ee, bu dediğim maddeleri gerçekten dikkat ederseniz videolarınız çok daha kaliteli olur ve e, biraz daha sistematik bir şekilde yürümüş olursunuz bunu size gerçekten öneriyorum arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum e, aşağıdan kanalıma abone olup Videoyu beğenirseniz bir de güzel bir yorum bırakırsanız gerçekten çok mutlu olurum. O zaman ne diyelim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.